sınıf edebiyat dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. Ayrıca siz de 10. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Örnek bir yazılı kağıdımız var. Yazılı kağıdımız üzerinden de çalışmamızı tamamlayacağız. Evet, bir boşluk doldurma sorusu başlıyoruz. Nokta nokta demişiz. 19. yüzyılın başından ortalarına kadar ki bu ki ayrı olacak dönemde hemen hemen bütün Avrupa'da hakim olan sanat edebiyat akımıdır. Evet. Ne diyebiliriz? 19. yüzyılın başından ortalarına kadar hemen hemen bütün Avrupa'da hakim olan sanat edebiyat akımıymış. Romantizmdir arkadaşlar. Evet. Bir sürü bize burada nokta nokta vermiş ve demiş ki gibi kavramlar, yani buralara kavramlar gelecek. Özellikle Fransız ihtilalinin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır, ön plana çıkmıştır. Şimdi Fransız ihtilali denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen hepinizin aklına şu ibare geliyordur: milliyetçilik. Bir kere bunu tarih dersinde de görüyorsunuz. Milliyetçilik. Daha sonra ne geliyor? Özgürlük. Değil mi? Özgürlük, eşitlik, bunlar geliyor. Ve vatan gibi kavramlar özellikle Fransız ihtilalinin sonuçlarına bağlı olarak ön plana çıkmıştır diyoruz. Tabii bunların özellikle milliyetçilik ve eşitlik ön plana çıkıyor. Evet, üçe bakıyoruz. Victor Hugo demişiz. Adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koydu demişiz. Evet, Cromwell olacak arkadaşlar. Önemli bir eser. Victor Hugo, Cromwell adlı tiyatro eserinin ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koydu. Az önce romantizmin de tanımını yapmıştık. Evet, 1831 yılında yayınlanan Nokta Nokta adlı eser klasik edebiyatın şaheserleri arasında yer aldı. Notre Dame'in kamburudur arkadaşlar. Evet. Klasik edebiyatın şaheserleri arasında yer almıştır. Evet, bu ilkleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. Neymiş? İlk edebi roman Namık Kemal İntibah. Bunu bu şekilde dilinize pelesenk edin. Sürekli tekrarlayın, ezberleyin. İlk edebi roman Namık Kemal İntibah. Evet, ilk yerli roman dedik şimdi de. İlk yerli roman olan Taşık-ı Talat ve Fitnat adlı eserin yazarı Şemsettin Sami'dir. Bunları geçen sene de gördük değil mi? İlkler. Geçen seneden de biliyor olabilirsiniz zaten. Şimdi ne yapıyoruz? İlk yerli roman Taşık-ı Talat ve Fitnat Şemsettin Sami. Tekrarlıyoruz. 7'ye bakıyoruz. 1876'da yayınlanan bir eserden bahsediyoruz yine. Batılılaşma sorununu Alafranga ve Miras 7 tipinden yola çıkarak ele alır. Felatun Bey ile Rakım Efendidir. Sığmadı. Şöyle gidelim. Rakım Efendi. Evet. 8'de bize demiş ki nokta nokta çalışkanlık ve tutumlulukla mutluluğa kavuşanların sembolüyken, yine bir nokta nokta demiş tembellik ve israf hayatını tüketen insanların temsilcisidir. Aslında bu soruda da bize 1876'da yayınlanan Felatun Bey ile Rakım Efendi'nin batılılaşma sorunu Alafranga ve Miras 7 tipinden yola çıkarak ele alınan eserinden bahsediyor ve bu tiplerin kim olduğuna bakacağız biz. Şimdi bu eserde çalışkanlık ve tutumlulukla mutluluğa kavuşanların sembolü kimdir arkadaşlar? Rakım Efendi'dir. Evet, tembellik ve israfla hayatını tüketen insanların temsilcisi ise Felatun Bey'dir. Tanzimat romanında tekrar tekrar ele alınan Miras 7 tipi Nabızade Nazım'ın bir eserini verecek. Servetini Beyoğlu'nu bitirip parasız kalan Sufi tipinde de kendini gösterir. Arkadaşlar, Nabızade Nazım'ın Zehra'sında servetini Beyoğlu'nu bitirip parasız kalan Sufi tipine de rastlıyoruz. Şimdi 10. sorumuza bakıyoruz. Tanzimat Edebiyatı, Tanzimat'ın ilanından 20 yıl kadar sonra 1860'da Şinasi'nin Agah Efendi ile
gazetesini çıkarmasıyla başlayan ve 1895'e kadar süren edebi dönemin adıdır. Evet, Şinasi ve Agah Efendi 1860'ta hangi gazeteyi çıkarmıştır? Tercümanı Ahval olacak arkadaşlar biraz. Ahval. Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlamıştır dedik. 11'e bakıyoruz. Tanzimat romanında kişiler çoğu zaman arkadaşlar tek yönlü. Halka yönelme, halka aydınlatma ve eğitme görevini üstlenen demişiz. Burada iki örnek vermiş gibi sanatçılar günlük yaşamı konu edinen sosyal yaşamla ilgili sorunları, yanlış ve mutsuz evlilikler, esaret, batılılaşmayı yanlış yorumlayan gençler dile getiren romanlar yazmışlardır. Evet, bunlar kimdir? Arkadaşlar Ahmet Mithat, Benamı Kemal ne görevini üstlenmiş? Halka yönelme, halka aydınlatma ve eğitme görevini üstlenmiştir. Ve bu tarz günlük yaşamı konu edinen konular hakkında romanlar yazmışlardır. 13'e bakıyorum. Romantizmde yer alan tasvirler genellikle arkadaşlar öznel niteliktedir. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah henüz 17 yaşında Paris'te bir Türk. Ahmet Mithat Efendi'nin hangi türdeki eserleridir? Roman türündeki eserleridir. Bunu sormaz size mesela Hasan Mellah'ın kime ait olduğunu sorabilir. Yani genel olarak bilin. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah henüz 17 yaşında Paris'te bir Türk. Kimin eserleriymiş? Ahmet Mithat Efendi. Ne türdeki eserleriymiş? Roman türündeki eserleriymiş. Evet, 15'e bakıyoruz. Charles Dickens demişiz. Adlı eseriyle 19. yüzyılın önemli yazarları arasında yer alır. Aslında Charles Dickens deyince akla gelen ilk şey muhtemelen iki şehrin hikayesidir. Cevabımız da iki şehrin hikayesi olacak. İki şehrin hikayesi adlı eseriyle 19. yüzyılın önemli yazarları arasında yerini alır. 16'ya bakıyoruz. Nokta nokta demişiz. Yazarının da içinde yer aldığı Servet-i Fünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir nesil romanıdır. Halit Ziya'nın Mai ve Siyah'ı diyelim. Mai ve Siyah. 17'ye bakıyoruz. Halit Ziya Uşaklıgil, Mavi ve Siyah da hangi akımın özelliklerini başarıyla kullanılmıştır? Realizm. Bakın, ne dedik? Bir nesil romanıdır. Mavi ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil'in bir eseridir ve realizm akımının özellikleri kullanmıştır. Şurada 3 ana bilgiye değindik. 18'e bakıyoruz. Tanzimat döneminde görülen anlatıcının araya girip okurla sohbet etmesi, bilgiler aktarması, gerçeği zorlayan tesadüfler ve kişilerin idealize edilmesi gibi kusurlar ne romanında oldukça azalmıştır? Servet-i Fünun romanında oldukça azalmıştır. 19'a bakıyoruz. Servet-i Fünun topluluğu 1896-1901 yılları arasında nokta nokta etrafında toplanan edebiyatçılardan oluşmuştur. Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan evet edebiyatçılardan oluşmuştur. Servet-i Fünun dergisi. Evet, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çevrilen hangi makale Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına ve bu topluluğun dağılmasına neden olmuştur? Edebiyat ve Hukuk adlı makale. Evet, Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına ve bu topluluğun dağılmasına neden olmuştur. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.